Ahmet Görmez ifadesinde Orhan İnandı örgüt içinde hangi görevleri üstlendiğini, ki toplam 36 yıllık bir süreçten bahsediyoruz, yıl yıl anlattı. İfadesi de onun hayatının kronolojik sırasına göre alındı. Üniversite dönemi, üniversite bitişi, Kırgızistan dönemi gibi parçalara ayrıldı ifadesi. 35-36 senedir örgüt içinde bulunduğunu söyledi Orhan İnandı. Peki ne zaman örgütle tanışmıştı? Üniversiteye kayıt dönemi sırasında örgütün bir evinde kalıyorken tanıştığını söyledi. Daha sonra da diğer örgüt üyelerinden mesul tutulduğunu söyledi. Onlara sohbetlere katılma konusunda veya himmet getirmeleri konusunda ya da dergilere abone olma konusunda bir sorumluluk üstlendiğini anlattı. Ankara'da edilen sohbetler sırasında Adil Öksüz'le karşılaştığını ve sonrasında Adil Öksüz'le bir daha görüşmediğini söyledi. 95 yılı Mayıs sonunda doğru Kırgızistan'daki Sebat Eğitim Kurumlarında bir ihtiyaç olduğunu, bir örgüt sorumlusunun söylemesi üzerine Kırgızistan'a taşındığını anlattı ailesiyle birlikte ve burada yürüttüğü faaliyetleri anlattı. 98-2001 tarihleri arasında Sebat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ser Rehber olarak görev yaptım dedi. Şimdi burada bir duralım çünkü Orhan İnandı'nın ifadesinde aslında etkin pişmanlık yok. Ama örgütle ilgili öyle isimler veriyor ki ifadesinde Ser Rehber ne yapar, bölge il talebe sorumlusu ne yapar bunları da anlatıyor aynı zamanda. Oldukça detaylı bir ifade dolayısıyla. Peki 2017 tarihinden sonra ne oldu? Bu zamana kadar Kırgızistan Sebat Eğitim Kurulları Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda da senin de söylediğin gibi FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu, FETÖ ile başı Fethullah Gülen'in talimatıyla Orta Asya sorumlusu oldu. Peki ona bağlı olan ülkeler hangileriydi? Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan gibi ülkelerin sorumlularının da üstündeydi, üst bir pozisyonundaydı Orta Asya mesulü olan Orhan İnandı. FETÖ ile başı Fethullah Gülen'le görüşmeleri var. 2019'un Mart ayında ve en son görüşmesinin de 2021 yılının Mart ayında olduğunu söyledi. Burada düzenlenen kamplara katıldığını söyledi. Dolayısıyla yüz yüze de görüştüğünü, ondan aldığı talimatları uyguladığını anlattı. Kırgızistan'da bazı isimlere, firari FETÖ mensuplarına pasaport sağladığı iddiası vardı. Bu iddia ifadesiyle kanıtlandı. Ben elimden geldiği kadar örgüt mensuplarına pasaport almak için Kırgızistan yetkilileriyle görüştüm diyor ifadesinde. Çok önemli bir detay da var. Bağlı bulunduğu, sorumlu olduğu alanlar arasında Özbekistan yok ama MIT'in operasyonuyla yine Özbekistan'dan 15 Şubat 2021'de Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilla isimli bir şahıs vardı, hatırlayacaksınız. Ve onun faaliyetleri aslında PKK'yla FETÖ terör örgütleri arasındaki işbirliğini ortaya koymuştu. İşte onunla sık sık görüştüğünü söyledi. Şu anda Kırgızistan'da 24 adet kurumdan sorumlu olduğunu söyledi. Baylok konuşmaları da soruldu kendisine. Baylok konuşmalarında 2012 yılında Kırgız yetkililerin kendisine diplomatik kırmızı plaka verdiğini söyledi. Bu da önemli bir detay. Şimdi bir de Kaşif Kozinoğlu detayı var. Kendisine soruldu. Bir haberde tutukluyken vefat ettiği anlaşılan eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölmeden önce şahsınızla ilgili olarak söyledikleri var denildi. Ne demişti Kozinoğlu inandı hakkında? FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu söylemişti. Bir haremi olduğunu söylemişti. Aynı zamanda Kırgız yönetimiyle çok içli dışlı olduğunu söylemişti. İşte bu ifadeler soruldu kendisine. Tarafıma okunan açık kaynak bilgilerini tamamen yanlıştır. Benim servetim ve haremim olduğu gerçeği yansıtmamaktadır. Kesinlikle hiçbir ülkenin ajanı değilim dedi Orhan İnandı ifadesinde Ahmet Görmez.